Merhaba sevgili arkadaşım, Eskişehir'e ve üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca yaşaması keyifli anılar biriktirirsin. Hadi şimdi gel, burada neler olup bittiğini konuşalım. Başlamadan önce de zengin olmama yardım etmek istersen video reklamlarına tıklayabilir, ünlü olmama yardım etmek istersen de abone olup likelayabilirsin. Şimdiden teşekkürler. Let's go! Eskişehir, Türkiye'de öğrenci kavramıyla özdeşleşmiş bir şehir. Hatta öğrenciliğin başkenti desek de yanlış olmaz. İstenilen bölüm her ne olursa olsun Eskişehir'in puanlarına bir bakılır mutlaka, adettendir. Burayı bir özet geçmek gerekirse, ülkenin neredeyse tam göbeğinde yer alan, trenle Ankara'ya 1,5 saat, İstanbul'a 3 saat uzaklıkta bulunan, şeker fabrikasını barındırması sebebiyle sokakları pancar kokan, karasal iklimden mütevellit havası yazın cilt yanığına sebep olurken, kışın mabat büzüştürerek yürümek zorunda bırakan, 900 bin civarı bir nüfusu bulunan, küçük olmasına rağmen yaşamaya bayılacağından emin olduğun efsanevi bir şehrimiz. Klasiğimiz artık, ulaşımına değinelim ilk önce. Eskart isminde bir ulaşım kartımız var. Geldiğinde bunu muhakkak temin et. Sivil kankalar 3 lira, öğrenci sevdiceklerinde 1 lira 80 kuruşa toplu taşımadan faydalanabiliyor. Minibüste olmuş ücreti 3,5 lira. Otobüs ve tramvay arasında aktarma falan yaparsan da yalnızca 40 kuruş. Otobüs minibüs yanında tramvay tercih etme imkanlarına sahipsin. Bunun yanında başta belirttiğim gibi belli başlı şehirlerde yaşayan arkadaşlar buraya hızlı trenle de seyahat edebilir. Ek olarak ulaşım sistemini konuşuyoruz elbette ama burada Eskişehir'in küçük olmasının bir avantajı devreye giriyor. Agacım her yer yürüme mesafesinde. Bu kadar kompakt bir şehir olamaz. Bildiğin 15-20 dakikada her yere ulaşabilirsin. Peki burası pahalı bir yer mi? Yani pahalı değil ama eskisi kadar ucuz da değil artık. Eskişehir ekonomisini neredeyse sadece öğrenciler ayakta tutuyor. Ama ben yine de esnafın ve ev sahiplerinin ciddi anlamda öğrenci düşmanı olduğunu düşünmüyorum. Ki bilirsin hiç lafımı esirgemem bu konularda. Ne bileyim yeme içme gayet ucuz sayılır mesela. Ev kiraları dersen, aa bak şu an şurada görüyorsun. Güncel ha bunlar. Yani bilemiyorum pahalı mı? Sen karar ver. Eskişehir halkı öğrencileri kanıksamış durumda artık. Dolayısıyla burası daha açık fikirli insanların yaşadığı bir şehir. Yani kimse kalkıp da Baby'min giydiği eteğe karışamaz. Ya da çiftleri sarmaş dolaş geziyor olmasıyla ilgilenmez mesela kimse. Öte yandan güvenli bir yer mi dersen, ben Türkiye'de güvenli bir yer kaldığını düşünmüyorum artık ama en azından gece yürürken arkana bakmanı gerektirmeyecek bir yer diyebilirim. Belki bir tık daha kafan rahat olur. Sırada benim en sevdiğim kısım var. Ne yiyelim babuş? Buradaki en popüler kahvaltılık mı desem, öğrenci yemeği mi desem, çiğ börek diye bir şey var buranın olmazsa olmazı. Böreği pişirmiyorsunuz mu? Öyle bir şey değil lan o. Bak bu yanlış bilinir çoğunlukla. Çiğ yani pişmemiş anlamında değil kankam o. Çiğ börek diye yazılır okunur. Yumuşak ye yok arada. Hatta kelime kökeni de Tatarcadan gelir. Lezzetli börek anlamında falan filan da o kadar detayına girmeyelim. Bir diğer yenmeden ölünmemesi gereken yemekse balaban köfte. Bu da böyle pideyle, domates yanında yeşil biberle ve sosla hazırlanan bir çeşit köfte yemeği. Hemen hemen her restoranda bulursun bunu. Burada gece sokakta yürüyorsan mutlaka bir tane bozacıyla karşılaşırsın. Ve Eskişehir'in bozası çok güzel. Mutlaka geldiğinde boza iç abi burada. Bir de tatlımız var. Yemeden gidersen arkandan ağlar. İsmi Met Helvası. Şöyle bakıldığında Bursa pişmaniyesini andıran bir otogar tatlısı bu da. Hediyelik olarak falan götürebilirsin. Buranın mutfağını daha detaylı araştırırsan Kırım Tatar halkından çok büyük esinlenmeler göreceksin. Geçmişten günümüze o kültürü büyük ölçüde muhafaza etmişler. Geçtik. Nereleri gezelim Çakki Bapma? İlk aktiviten gondol turu olsun. Ne demek istiyorum? Kekem Eskişehir'in göbeğinden Porsuk Çayı geçiyor bir tane. Ve Esbot diye bir sistem yapmışlar. Teknelerle veya gondollarla burada yapılan turlara katılmak aşırı keyifli. Eskişehir Barlar Sokağı ülkede görebileceğin en şaşalı, en ışıl ışıl yer olabilir. Öğrencilerin de uğrak yeridir. Alemci kankalar muhakkak uğrasınlar buraya. Bir Sazova Parkı var. Eskişehir'in simgesi niteliğinde. Hani şu Moskova'daki Kremlin Sarayı ile karıştırılan yer var ya sürekli. Eskişehir'e giden herkesin fotoğrafı vardır burada. Eskişehir Kent Park'a gidebilirsin. Burada yapay plaj var bir tane şöyle görüyorsun. Ne bileyim tarihi doku seversen Odun Pazarı evleri var. Buraları gezebilirsin. Gibi 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 gezecek yerlerde kısaca bu şekilde. Yanlış bir algıyı düzeltmemiz gerek. Aranızdan bazı arkadaşlar ya da dur bunu örnekleyelim. Bipolar. Buyursunlar abim. Nedir kardeşim o yanlış algı? Ha. Siz şimdi Anadolu Üniversitesi'nde okuyorsunuz ya. Yani siz şimdi açık öğretimde okuyorsunuz öyle mi? Bir kere her şeyden önce ben sana burada sigara içilmeyecek demedim mi? Mesleği kadın satmak olan kişi. İlla psikoloğa gidip kökten mi halledeyim seni? Yakıl karşımdan köpek! Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Bu okulun öğrencileri kızarlar bu salakça soruya. Hatta radyo, televizyon, sinemanın yanında açık öğretimden iktisat okuyan biri olarak bence de hoş değil. Pekala Eskişehir'i özetle biliyor muyuz artık? O zaman sıra gelsin okulda konuşmaya. Bu okul örgün olarak 20 bin civarında olsa da açık öğretim mevcuduyla birlikte 2 milyona varan bir öğrenci nüfusuna sahip. Konuşacağımız yer Yunus Emre yerleşkesi. Yani Anadolu Üniversitesi Merkez Kampüsü. Babacım daha önce konuştuğumuz dağ başında okul sorunsalı burada geçerli değil. Eskişehir'in neredeyse tam göbeğinde yer alan bir kampüs burası. Dolayısıyla ulaşım çok çok kolay. Ayrıca çarşıya çok yakın olması sebebiyle her türlü ihtiyacına anında ulaşabilirsin. Dezavantaj var mı dersen kampüs girişindeki eczacılık yokuşu derim ben. Herhalde burada okuyan kankalar da bana katılıyorlardır şu an. Bunlar haricinde de Eskişehir'in en köklü üniversite kampüsü burası. Fakülteleri sayalım derhal. Açık öğretim, eczacılık, edebiyat, eğitim, güzel sanatlar, hukuk, iktisadi idari bilimler, konservatuvar, iletişim, işletme, mimarlık ve tasarım, sağlık bilimleri ve turizm fakültelerimiz mevcut. Yasal uyarı yok bu defa çünkü anladığım kadarıyla Anadolu Üniversitesi'ne bağlı bütün fakülteler ve meslek yüksek okulları merkezde. Yani o yüzden medeniyetten uzağa düşme gibi bir sıkıntı yok. Tabii yine geleneği
dengeyi bozmayalım. Tercih yaparken fakültenin konumuna dikkat et sevgili dostum. İmkanları değerlendirelim vakit kaybetmeden. Agacım burası çok tatlı bir yer ya. Hani bazı okulları konuştuk ya senle, böyle kampüsleri ballandıra ballandıra anlattık. Yunus Emre kampüsü de o klasmanda bir yer. Bir defa yeşillik arayan arkadaşlar için 10 numara. Hayvan dostlarla iç içe yaşadığımız, baharda çiçekten böcekten geçilmeyen son derece fresh bir kampüs. Ama kampüs içinde bazı yerlerde at kestaneleri can sıkabiliyor. Mimarisi çok enteresan ve bir o kadar da şirin bir kütüphanemiz var. 7/24 açıktır. Sınav haftaları filan yer bulabilirsen kendini harbiden şanslı say. Hele böyle kışın kar filan yağdığında burası dışarıdan çok sevimli gözüküyor. Ve geceleri kütüphanede çayın, çorban da okulunun sana ikramı. Düştün lan gene 4 ayak üstüne. Yemekhane dersen kampüs içinde geniş bir yer kaplayan, rezervasyon sistemine tabi vegan menü seçeneği bulunan, 1,5 liraya yemek yiyebildiğin ve 3 öğün hizmet veren bir yemekhanemiz var. Sinemamız var, film izlemeye gidebilirsin cüzi miktarlarda bilet fiyatlarıyla. Spor konusunda yarı olimpik havuz, tenis kortu, yeşil saha, basketbol, voleybol sahası, fitness salonu, aradığın birçok imkan var. Anadolu spor tesislerine bol bol uğra. Bunlar haricinde kampüs içerisinde ATM, kuaför, kafe, restoran, market, misafirhane, banka şubesi gibi imkanlarında olacak. Şenliği, festivali, konseri bitmez abicim bu okulun. Haftanın 7 günü sürekli bir şeyler bahane edilip etkinlik düzenlenir. O yüzden eğlenir miyim diye düşünmeyin. Kalacak yer diyorsan kampüs yakınında yeterli sayıda Bro KYK ve Baby KYK'da mevcut. Kampüs içinde de var Yunus Emre yurdu filan. Özel yurt ve apart da var bir sürü. 2 kişilik apartlar için 750 bin lira arası fiyatlar var. Yurtlarda oda sayısına göre belki ondan bir tık daha ucuz olabilir. Değerlendirmeyi kendin yapabilirsin. Kampüste Japon bahçesi var bir tane. Çok güzel böyle yapay gölet filan var. Ama bazı arkadaşlarım güvenlik içeri almamış. Buranın sadece öğretim görevlileri ve misafirlere özel olduğunu ifade ederek. Neden? Kampüsten çıktığında bir üniversite caddesi karşılıyor seni. Uzunca bir cadde böyle. Sanırım her çeşit ihtiyacını oralardan karşılayabilirsin. Son olarak eğitim kalitesini de inceleyip kararı takdirine bırakayım. Abi bence pişman olmazsın ya. Burası sana gerçekten kaliteli bir eğitim vaat ediyor. Hatta iddia ediyorum hayatta verdiğin en doğru karar olabilir Eskişehir'de üniversite okumak. Bitirmeden bir şey daha ekleyeyim. Eğer okul ve şehir hakkında benim atladığım veya eksik söylediğim bir yer varsa aktif olarak burada okuyan veya mezun olan arkadaşlarımdan bizi aydınlatmalarını rica ediyorum yorumlarda. Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili kafana takılanları yorumlarda mutlaka belirt. Biz de bilgimiz yettiği ölçüde seni aydınlatmaya çalışalım. Tekrar hoş geldin. Şuralardan takipleşebiliriz eğer istersen. Kendine dikkat et.